Ey maşallah. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine Adıyaman'dayız. Yunus kardeşimizin kümesindeyiz. Yunus kardeşim kendini bir tanıtır mısın? Ben Yunus Yavuz. Oyun kuşçusu. Evet, Adıyaman'da oyun kuşu besliyorum. Şöyle kuşlarını da bir gösterebilirsin. 20 senedir emek veriyorum. İşte kuşlarımız da bunlar. Dön bu tarafa. Kuşların ortalama yaş ortalaması ne? Yaş ortalaması hocam yani 8 yaşla 4 yaş arası. 8 yaşla 4 yaş arası. Yani 8 yaşına kadar bir kuş elinde varsa sen kuşçusun. Evet. Çünkü elinde barındırabiliyorsan. Genç kuşlarımız da tabii var, yavruları var. Kuşları muhafaza etmeye çalışıyoruz. Tabii daha iyisini bulduk mu onu da getirip çalışıyoruz hocam. Burada kuş piyasası nedir? Kaç paraya gidiyor oyun kuşları? Hocam iyi bir oyun kuşuna yani gönül veren insan. Yani 2000 lira da veriyorlar, 5000 lira da veriyorlar, 1000 lira da veriyorlar. Yani 500 TL de veriyorlar kuşuna göre. Yani 500 lira olan 5000 aralığında burada kuş gider kuşuna göre. Şimdi arkadaş geldi, sizin gibi misafir olur. Bakar, uçurur, beğenir. Mesela kendisine bir dişi lazım. Kuş da dişi. Mesela talep eder. Yani uçurursunuz onu, evet. Pazarlık başlar. Evet, yok uçurduktan sonra, yani kuş kendi performansını gösterdikten sonra izleyiciye kendini tatmin ettikten sonra, mesela izleyici de der, kuşu sattık mı? Önce tabii emeğine sağlık der, güle güle beseder. Bana dişi lazım. Dişi ise pazarlığa oturur. Öyle arılar. Yani yerde para verme olayı biter hocam. Kuşu görecek, alacak. Evet, peki şimdi biz gezmeye geldik. Evet. Seni de ziyaret ettik. Evet. Şimdi diyoruz ki biz alıcı değiliz ama biz izleyiciyiz. Evet. Bize ne izletmek istersin? Oyun kuşu izletebilirim. Göylerden herhangi İşte zaten bak şimdi ekranda herkes bekliyor. Oyun kuşçuları hasta. Bana diyorlar abi oyun kuşu çek, oyun kuşu çek. Evet. Çekiyorum oyun kuşu. Hem de Adıyaman diyarından. Evet. Bize göster de şöyle birkaç takla atalım. Neşemiz yerine gelsin. Bak sır küpünden çıkarıyor ha. Arkadaşlar. Nasıl? Sır küpünden çıkarıyor diyor bu kuşu. Evet. Bu bu senenin bir yavrusu hocam. Bu senenin yavrusu. Evet, söktürdüm. Yani oyunu güzel. Güzel fişek yapıyor. Güzel de hazırlandı. Şimdi rüzgar var, rüzgar evet. Var. Hayır, rüzgarda herhangi bir kuşu uçurulmaz hocam normalde. Uçurulmaz, teki, evet, teki alınmış bir kuş uçurulmaz. O zaman bize o da oyun yapıyor. Oyun yapabilir kuş. He. Bıraktığım zaman yani hayvan tamam, sökük olduğunu. Al pozisyonu. Evet. Çek kardeşim. Ey maşallah. Güç yaptı. Başka var mı hocam? Aynı şekilde tabii şurada da var. Of 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 of. Yok kapatma. Hocam onu kaldır. Bak oyun kuşçuları bunları seviyor işte. Diyor ki bize kuş kaldır diyor. Hoca diyor oynasın. İşte şu an hava şartlarımız yok. Yok olduğu için. Yerde kaldır. Olduğu yerde kaldır. Biz yakalayalım onu. Şimdi kuşçular onu anlıyor ne olduğunu zaten. O kuşumuz da şu an 3 yaşında. 3 yaşında. Evet. Ey maşallah. Ben onu kaldır abi. Biz bir iki daha alalım onu. Oyun kuşçusu seviyor böyle şeyleri. Çekebildin mi onları? Çektin değil mi? Evet, demaya oyun kuşu göstermiyorsunuz bize. Hocam bu kuşumuz da 11 yaşında. Ey maşallah. Oo. Evet, yani asalete bak. Evet, kuştan anlayan anlar yaşını. Evet, doğru. Bayağı bir yaşlı kuşum. Hala bunlardan yavru alıyorum. Ey maşallah. Yani bu göy kanalı da bununla beraber gördüğümüz göyler. Bu kuşum da çok kaliteli bir kuş. Bugün rüzgar olduğu için kuşlar biraz arkalı. Evet. Rüzgar olduğu için. Tamam yavaş olun. Sakin olun. Kaç yaşında? Hocam, abartı olmasın 9 yaşında
yaşından beri ben bu dernek kurulduğundan beri yani Zahmetli Fidancı Başkanımız var. Adıyaman'ın dernek sorumlusu. Onun yanında yetiştim yani dernekte yetiştim. Eyvah. Vallahi biz kuşlarını çok sevdik. Teşekkür ederim hocam. 41 kere maşallah. İlginiz için teşekkür ederim. Buraya kadar gelip misafirim olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Ederim. Başım gözüm üstüne. Gerçekten Gaz hocam samimi bir insan. İnsan yani güvenebilecek bir insan. Gerçekten İlyas hocamı tavsiye ediyorum her konuda. İlaç konusunda öyle hiç kesinlikle şüpheniz olmasın. 2 hafta önce kuşlarım gördüğünüz kuşlarım gerçekten yani artık tiskinmiştim. Kuşlardan tiskinmiştim resmen. Dedim beslemeyeceğim. Yani artık bitmişlerdi. Şu an bak hepsinin maşallah neşesi yerinde. Tabi arada da kırgınlar var. Toparlıyor kendini. Ve İlyas hocamın sayesinde. Arkadaşlar ilaç konusu nedir biliyor musunuz? İlaç konusu tespiti doğru yapmaktır. Şimdi biz diyoruz ki adama dışkı resmi at bize. Yakın çek at. 2 metreden adam çekiyor dışkının resmini. Ben onu ne yapayım kardeşim? Dışkıyı bu yakınlıkta çekeceğim. Ben içini göreceğim. Bana bir kuşu anlatma. Aynen. Bana kuştan önce dışkının resmini yolla de ki hocam bu kırgın. Evet. Bunun kanadı düşüyor. Bunun ayağı topallıyor. Yani bana bir şey söyle. Uyukluyor de, zayıflıyor de, göğüs kımı çıktı de. Ama önce dışkı. Çünkü hastalık %95 dışkıda belli. Yani tespit de önemli hocam. Ya dışkıların şimdi renginden ziyade bir de onun içine yani derler ya bakan göz. Yani biz farklı görüyoruz onu. Yani tespiti doğru yaptığın zaman tedavi olmayacak kuş yok gibidir. Ne oldu? Ne var orada? Kavga ediyor. onu yakalamak istedim ama. Yok. Her şeyden önce doğru tespit. Doğru tespit yapıldıktan sonra tedavi olmayacak kuş yoktu. Tabii kronikleşmiş hariç. Mesela salmonellanın bir boyutu var. Bir bakteriyel, bir de viral. Virale çevirdiği zaman zaten bunun tıpla çaresi yok. Evet. Buna hiçbir şey yapamaz. Bir de kronikleşmiş dediğimiz hastalıklar var. Mesela ciğer hastalığı. Adam diyor ki bir senedir hıçkırık gitmiyor. Evet. Ciğeri leke almış. Yani onun kaşlarını da kestirdik öyle ölenlerden. Ciğerinin bir tarafı bitmiş. Yani bazı şeyleri kafadan yapmakta yarar var. Kronikleştikten sonra 6 ay bir senedir hırlayan kuşta o kronikleşme yara bere oluyor ciğerde mesela. Tedavisi de çok zor oluyor. İnşallah kuşları daha iyi bir noktaya getirmeye İnşallah. Çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Kimseden de bundan ticaret etmiyoruz. Bin defa yazsam bin defa cevap geliyor sana. Evet hocam. Kimse de aradı diye mesaj yazdı diye de bizim hesabımıza para atmıyor. Aynen. Bakalım şimdi bir örneğini göstereyim şimdi. Bakalım ben bir saat önce temizledim. Şu anda 29 mesaj var. Sadece WhatsApp'ta. Ah görebilirsin. Tabii hocam. Bak şu anda 29. Her birine 1 dakika harcayıp 29 dakika. Ki bir daha dönecek. Nasıl oldu, nasıl gitti? Etti bir saat. Kafadan. İnanın bana yarım saat önce çıktık buraya. Gelirken temizledik. Evet. Yani tam 2 saat sabah kalktım. 10'a kadar 8'den bunları temizledim. 150 tane mesaj vardı. Ya ne güzel işte hocam. Sabah kalktığımda. Yani yoksa. İnsanlara yardımcı olabiliyorsunuz. Bakınız. Şimdi ben geldim buraya bir menfaatim yok senden. Aynen evet hocam. Doğru mu? Evet. Beni buraya getiren şu güvercin. Aynen. Bu dostluğu kurduran güvercin. Evet. Şimdi ben simama yazıldı. Ben Çanakkale'deyim. Benim Adıyaman'da bir dostum var. Allah razı olsun. Ne olacak? Oldu ki diyelim ki oğlum. Evet. Askerliğe çıktı buraya. Yunus evet. Kardeşim. Al evladımı hafta sonu bir ziyaret et. Bir kilo de tatlı getir. Örnek söyledim. Evet. Senin yeğenin geldi Çanakkale'ye. Aynen. Ya İllas abim kurban da olayım. Yeğenim orada. Bir bakıver bakalım. Yani tabii ya. İşte kuşluk. Dostluk bu. İki kanat insanları birleştiriyor. Ben Türkiye'yi gezdim. Evet. Çok kümesleri gezdim. Evet. Kimse bizden bir şey beklemiyor. Biz bir şey beklemiyoruz. Aynen hocam. Ama aynen. Bu müthiş bir dostluk yaptırıyor dostluk, ya. Evet. Ve bir de kuşçulara şunu söyleyeyim. Bu bir psikolojik tedavidir. Eğer size kim kuşçuyu aşağılıyorsa aşağılığın ta kendisi kendisidir. Bak bunu unutmayın. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başkanı kuş bakıyor. Orhan Gencebay kuş bakıyor. Hakan Ural kuş bakıyor. Onlar yapınca padişah, bizler yapınca ufak görüyor. Hayır kardeşim hiç kompetansa katılmayın. Kuş baktığınız için kendinizden gurur duyun. Gittiğiniz yere de ben kuşçuyum diye elini masaya koy. Kendini ezdirme kardeşim. Aynen. Ezdirme. Kuşçusun sen. Milletin namusuna bakmıyorsun. Kuş bakıyorsun. Bak ne kadar güzel bir cümle kullanıyorum. Evet. Kuşçunun kafası yukarıdadır. Hep kuş kovlar. Namusa bakmaz. Kuşa bakar. Aynen. Yunus kardeşim. Vallahi beğendiyseniz beğene dokunun. Abone olmayı unutmayın. Orada bir tane zil var.
Orada bir tane zil var. Bak zile dokunursanız paylaştığım her video bildirim olarak size geliyor. Aynı Facebook gibi düşünün. Arkadaşınızdan nasıl bildirim size geliyorsa bunda da aynı. Zili açarsan İlyas abim video mu yaptı? Haftada bir mi attı? Direkt sana bildirim düşüyor. Aramana sormana gerek yok. Ne oluyor? Otomatik mi? Bildirim geldi. Evet. Açıyorsun, izliyorsun. Bir de İlyas Yıldırım YouTube kanalı para ticareti için kurulmadı. Bak burayı iyi anlayın. Kazandığı parayı da hediye olarak size dağıtıyoruz. 1000 lira kazandı. 4200 liralık hediye dağıttık size. Onun için burası bir güvercin aksiklopedisi. Kafanız hastalıkla ilgili bir şeye takıldığı zaman girin izleyin bu videoları. Özellikle doğal bakımla alakalı bir sürü videom var. Bir sonrakinde diyoruz. Adıyaman'dan selamlar olsun. Görüşmek üzere. Nemrut Dağı'na çıkamadık. Kar var orada.